Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Çok realist konuşacağım. Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışında elinde tuttuğu kılıç pek çok kesime saplanmış. O kadar çok kesime bu kılıç batmış ki CHP'lilerden İplilere, İplilerden SHP'lilere, Kemalistler zaten kuduruyor. Bakın, Diyanet İşleri Başkanımız koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra rahatsızlanıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Ancak bunların hastaya dahi en ufak bir saygısı olmadığı için, hatta saygıyı geçtim, öyle şeyler paylaştılar ki kan donduran cinsten. Neden? Çünkü Ayasofya'nın cami açılışında, cami diyoruz elhamdülillah, caminin açılışında elinde tuttuğu kılıç, verdiği hutbe, Üstad Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti, evet, çıldırtmış durumda. Öte yandan bu cinsel sapkınlara karşı verdiği mücadele, yaptığı açıklamalar adeta yerlerinde böyle hop oturup hop kaldırdığı için hastalığına dahi tahammül edemiyorlar. Bakın, yaptıkları paylaşımları sizlere aktarayım, daha net bir şekilde görün. Ama ondan önce sizlerden ricam, lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki kanalımız güçlensin. Bu gerçekler, bu realite daha çok kişiye inşallah ulaşmış olsun. Daha bunlar ne ki? Oho. Daha kan donduran, böyle yuh artık bu kadar da olmaz diyeceğiniz ne tweetler ne paylaşımlar var. Bakın, Üstad Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret et demiştim ya, ondan sonra pek çok hakarete maruz kalmıştı zaten. Peki kimi ziyaret edecekti? Saçma sapan konuşan şu Cemil Kılıcı mı ziyaret edecekti? Veya Sinan Meydan'ı mı ziyaret edecekti? Dogmatik beyniyle dolmuş, sürekli aynı şeyleri vır vır tekrarlayan, elinde bir tane belge olmadan konuşan, bunları mı ziyaret edecekti? Veya İhsan Eli Açık'ı mı ziyaret edecekti? Kimi ziyaret edecekti? Öte yandan cinsel sapkınlara karşı Kur'an-ı Kerim'in, mukaddes dinimizin, mukaddes kitabının, Müslüman olmamızın gerekliliğinin, yani o kitaptaki bir harfi bile inkar edersek dinden çıkarız. Bunu açık ve alenen bir şekilde, bunlar cinsel sapkınlardır, LGBT için söylüyorum. Biliyorsunuz ismini bile söylediğimizde YouTube'da engellenebiliyoruz. Bunlara karşı mücadele verdiği için şimdi böyle saldırılara maruz kalıyor. Bakın, bir tane isim, bu ipli. Neler söylüyor? Ben daha geçen videoda anlatmıştım ya ipin gerçeklerini sizlere. Zaten orada söylemiştim, hatırlarsanız. Bir tane ipli birisi vardı, Bahadır Erdem diye. Meral Akşener'in sağ kolu. Meral Akşener'in sağ kolu ne yapmıştı? Amerika'da LGBT örgütlerinin önüne gidip oralarda kutlamalar, onlara katılmış, işte insan hakları budur vesaire diye. Bir de güya Anadolu toprağı, Anadolu irfanı bunların içinden çıkmış gibi kendine, diyorum ya. Bu işareti yapmakla ülkücü olmaz. Ülkücülük has olacaksın. Devletine, milletine, bayrağına, ezanına. Ama baksana, Diyanet İşleri Başkanı'na karşı bile ne haldiler? Diyaneti Mustafa Kemal getirmemiş miydi? Diyanet İşleri Başkanı'nı açmamış mıydı? Ama diyorum ya, bunların amacı kullanmak. Nerede kendilerine bir çıkar elde edeceklerse o tarafta yer alıyorlar. Bunların hastalığa, ölüme vesaire en ufak bir saygısı yok ki. Kadir Mısıroğlu vefat ettiği zaman neler paylaşmışlardı. Şimdi ağzım el vermiyor söyleme, hayam el vermiyor. Ama bunlar hiç çekinmeden bunları paylaşabiliyorlar. Karşımızda böyle bir güruh var. Kıymetli izleyenlerim, kıymetli dostlarım. Bu güruha karşı en ufak bir geri adım, en ufak bir geri çekilme yaparsak üzerimize böyle çığ gibi düşerler. Allah göstermesin. O yüzden set olacağız. Hepimiz bir tuğla olacağız. Ben burada kendi görevimi yapmaya çalışıyorum. Gazeteci olarak bir tuğla da ben olayım. O tuğla da gerekirse ezileyim. Bakın, bir tek canımız var. O da Allah için. Allah için o canı vermek. Mevzu bu. Gelelim tekrar Ali Erbaş hocamızın olayına. Bakın, Ayasofya Camii'nin açılışında bir hutbe vermişti. O hutbede Ayasofya'yı kapatanlar için lanet etmişti. Ama ne hikmetse Kemalistler üstüne alınmıştı. Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti değil miydi? O bizim atamız değil mi? Bu hutbede ne vardı? Ama yeri yerinden oynatmışlardı, hatırlayın. O hutbeyi
Bir tekrar hatırlayalım ya. Buyurun izleyelim. Ya Fatih Sultan Mehmet Han, göz bebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. Dolayısıyla o günden bugüne Ayasofya sadece ülkemizin değil, aynı zamanda ümmeti Muhammed'in harimi ismetidir. Ayasofya'yı kendi öz evimizde ruh ve mukaddesat odamız diye tarif eden ve Ayasofya mutlaka açılacak, bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. O selin üzerinde bir saman çöpü olsam daha ne isterim? O aziz bir kitap gibi açılacak diyerek umut ve sabır aşılayan ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan öncülerimize selam olsun, rahmet olsun cümlesine. Amenna ve saddakna. Rabbim Ali Erbaş hocamıza Şafii ismi hürmetine acil şifalar nasip eylesin. Bu çirkin, lağım kokuşmuş gülüyor da ıslah eylesin. Islah olmuyorlarsa da kahreylesin. Amin, amin, amin. Elfelfa. Evet, izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Zil ikonundan tüm işaretlerseniz videolarımız anında bildirim olarak gelecektir. Kanalımıza da destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Katıl butonundan da destek olursanız gerçekten çok makbule geçer. Çünkü bir site çalışması yapıyoruz. Orada özellikle genç kardeşlerimi istihdam etmek istiyorum. Bu yüzden desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Şimdiden destek olanları, durumu olanlar için söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben katıla özel bir şey yapmıyorum. Çünkü özellikle öğrenci genç kardeşlerimize de ulaşmak istiyorum. O yüzden beni mazur görün. Birçoğu katıla özel şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. Ama ben herkese ulaşmak istiyorum. Bu doğruları herkese aktarmak istiyorum. O yüzden bunu da belirterek istirham ediyorum. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkıyor. Daha çok işini görmesine vesile olabiliyorsunuz. @MelihEsatAcil olarak Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada story olarak, anlık olarak paylaşımlar yapıyoruz. Canlı yayınlarla gündemi yine değerlendiriyoruz. MelihEsatAcil@gmail.com'dan de iletişim, reklam, sponsorluk ve her konuda video fikrinizi vesaire yazabilirsiniz. Evet. Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Realist olun. Allah'a emanet olun.